E, önderliğinde artık ligin ilk maçının hazırlıklarını da sürdürüyor sarılar Adana Demir oynayacaklar. Ligin yeni ekibiyle karşı karşıya gelecekler. Tabii kadro üzerine çok fazla e, kafa yoruluyor. Nasıl bir 11 olacak kadroda düşünülen, düşünülmeyen isimler, transferler, o çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. Açıkçası günlerdir konuşulan isimler, hani Ozan Tufan'ın ayrılığı e, konuşuluyor, orta sahaya bir transfer konuşuluyor. Mert Hakan, İrfan Can'ın da önünde gibi duruyor. Özellikle hazırlık kampında muhabir arkadaşlarımız daha önde bir performans sergiledi dediler. Nasıl bir 11 tercihi tercih bekliyorsunuz Gürcan abi? Bir, ikincisi e, yani Kolkır'ı da dahil edelim aslında. Fenerbahçelilerin 11'e yazdığı bazı önemli isimler galiba hocanın kafasında 11'de de değil. E, değil. Zaten şu an galiba 18 oldu yabancı sayısı. Ben 17 diyebiliyorum. Güney bak. Koreli oyuncu oyuncuyla beraber Kimli? 17 mi? şey Adem'i gönderdiler ya. yani. Heh, bravo tamam. 17 oldu oradan. Zaten e, oradan 3 tane en az 3 tane yabancıyı e, göndermesi gerekiyor. Eğer yeni transfer yapacaksa bu sayının daha da artması gerekiyor. Bunu da planlamalılar. O yüzden diyoruz hep işte Eylül'ün ilk haftasına kadar e, bu işler devam edecektir diye. Tam oturmayacaktır diye şey. E, Vitor Pereira'nın e, 11'indeki tek değişik noktanın ...en uçtaki yani ön taraftaki oyuncu olacağını düşünüyorum. Yani orada diyecek ki Valencia'yı mı oynatayım, Serdar Dursun'u mu oynatayım? Samat da herhalde düşünmüyor. Yani bu iki oyuncuyu değiştirerek denedi hazırlık maçlarında. Ben Valencia'yı daha önde görüyorum Serdar Dursun'a göre. Şey açısından yaptığı gösteri, verdiği verim açısından ama derse ki ben orada uzun bir adam istiyorum. İşte stoperlerle boğuşacak bir adam istiyorum diye Serdar da tercih edebilir. Neden etti demem yani. Onun için, öbür tarafına e, baktığımızda ama. ciddi bir forma rekabeti nerede girecek? önce sol kanatta bir forma rekabeti yaşanacak. Eğer kolasından açık transferi yapılırsa işte orada Novak'tı, Ferdi'ydi. Hatta e, oyun stratejisine göre ee, İrfan Can veya Mert Hakan da girebilir oradaki e, rekabetin içine ee, Gustavo Zayst'an vazgeçmiyor onlarla devam ediyor ee, e, orada da e, verimliliğe göre maç verimliliğine göre biz tartışmalar yaşayacağız yani İrfan olsa daha iyi olur muydu Ozan olsa daha iyi olur muydu ya da Mert Hakan olsa daha iyi olur muydu diye yani Sosa veya e, orada tartışmalar yaşayacağız eee benim gördüğüm şimdi herkes çok olumlu bakıyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarlar Burada yaptığımız yorumlarda da çok tepki geldi bana. Ben üçlüğe dönmesini doğru bulmuyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü üçlüye döndüğün an sana bir zaman lazım. Oyunun, takımın düzeni öğrenmesi, takımın teknik adamın isteğini öğrenmesi. Hatta üçlüye göre yeniden transfer planlamasının yapılması. Bunlar hep bir zaman gerektiriyor. İdeale ulaşman, verimli e, şekliyle getirmen için üçlü üç, üç sistemin e, 15-16 maça ihtiyacım var. Bu demektir ki 4 ay. E, halbuki 4'lü de devam etse zamana ihtiyacı yoktu. Sadece e, kendi istediği pre prensipleri be benimsetmek adına oyuncularla, antrenmanlarda, hazırlık maçlarında o planı yapacaktı. E, bir risk olarak Mevcut görüyorum. Kadro üçlü savunma için sizce e, uygun değil mi? Değil. Hı -hı. Sadece o sisteme alışmak değil eldeki mevcut kadro da uygun değil diyorsun. Değil yani mesela bu sistemi geçen Zeki söylüyordu ondan duydum. Yani e, İtalya'nın oynaması ve Avrupa şampiyonu olması ile birlikte takımlar ona yöneldi diyor. Ama İtalya gibi bir takım varsa işte oynarsın. <laughs> ya adamlar e, kanat bekleri uçuyor önde bir baskı yapıyorlar ki dayak atıyorlar yani baskı da değil yani. Evet. Nefes aldırmıyor hop geliyorlar ayağından topu alıveriyorlar. Önde o yani, baskıyı yapmazsanız üçlü oynamak çok zor. Doğru. Evet. Yani ama onu Pelkas'ta, Mesut'la nasıl yapacaksınız? O Sayı Samuel ve Ferdi ile nasıl yapacaksınız? Yani tabii onlar değil. Hadi yaparsın da doğru. bunun için de bir zaman gerekiyor. Yani oyuncuları onu öğretmen Yapamazsın. lazım. O karakteri katman lazım ya da o karakterde oyuncu transfer etmek Hı. etmen lazım. Yani kendi kendine sorun yarattı diye düşünüyorum. Ya. Yani e, Gürcan abiye sorayım. Burada asıl sorun şu bence. Pereira bildiğini okuyan e, gerekirse bildiği yolda bazı hocalar çark eder mesela fren yapar geri adım atar. Yönetimden gelir, medyadan eleştiri gelir, yorumculardan gelir, taraftardan gelir. Futbolcu gider der ki zaten demiş birkaç futbolcu bana gelen teyide muhtaç bilgi olsa da biz bu sistemde oynamakta zorlanıyoruz. Eskiye dönelim. Hoca da diyor ki e, bu sistemden vazgeçmeyeceğim. Bu sisteme siz adapte olacaksınız. Siz kendinizi uyduracaksınız tamam. şeklinde. Ama soracağım soru şu. Diyelim ki 3-4 hafta kötü gitti. Tepkiler geldi, e, sistem bu sistem e, uygun değil bize. E, sen bu sevda adam vazgeç denildiğinde Pereira vazgeçmezse bir kriz olur mu? Bence e, vazgeçecektir. Yani şunu, şunu şunu yapacaktır. Bazı maçları dörtlü oynamak oynayacaktır. Oynamalıdır da. Yani futbol e, bir inat oyunu değil. Sen gelirsin, oyuncu kadrona bakarsın. Yönetimle konuşursun. Üçlü oynamak istiyorum ben. Bana kanat alabilecek misiniz? Alırız. Şunları alabilecek misiniz? Alamayız. Şunu alırız, bunu alamayız. o Bir planlama yaparsın. Gittiğin kulübün bütçesine bakarsın. Yani bir teknik adamın onu isterim, bunu isterim diye bir trafik transfer şımarıklığının içine de girmemesi lazım. Yani kulübün şartlarına da uyacaksın kendi adına. Şimdi Fenerbahçe'nin üçlü sisteme geçmesiyle birlikte geçen seneki Geçen senelerdeki dörtlü sistemde oynadığı oyunlar dolayısıyla yaşadığı zaaflar gitti mi? Ya. Soruyorum size. Duruyor. Hayır, Peki e, ne problem vardı Fenerbahçe'nin? E, bütün en sıralarında, en çok pozisyona göre, en çok şut çeken, en çok evet. ikili mücadele, hep birinci ya da ikinci Ama takım. Perera döneminde de öyleydi biliyorsunuz. Fenerbahçe'de evet, evet. işte yani, şampiyon olduğunda. Hep birinci, hep ikinci takımdı. E, e, şimdi sen e, defansif zaafları yani çok kolay pozisyon verme ve kolay gol yeme problemlerini bu sistemde gideremedin. Hazırlık maçlarında. Yenilgi almadın. Tamam ama e, o pozisyonları verdin. Doğru. E, mesela Dinamo Kiev maçını kıstas aldığımızda en, oynadığı en zor rakipti. İlk yarı 9, ikinci yarı 9 şut çekmiş Fenerbahçe kaleye. Evet. Yani 5 dakikada bir golü denemiş. E, şeye baktığın zaman, ortalama baktım. Bunun sadece 8'inde isabet bulmuş. Yani %50'si Karaban'a gitmiş. Denediklerinin. O 8'den de sadece 1'ini gol yapmış. Yani 18'de 1. Verimsiz bir ön tarafı var. Yani ön tarafta e, son vuruş kalitesinde e, sıkıntı var. Bu sıkıntıyı e, şu anki kadro yapısı içinde çözemezsin. Çünkü geçen sene de aynı oyuncularla bu sıkıntıyı çekti. Erol Bulut da çekti. Emre Belezoğlu da çekti. Dolayısıyla... E, problemi çözeceğin yer... Üçlü sisteme dönmek değildi. Problemi çözeceğin yer... Yani gol atmayı bilen, becerebilen bir santrafor almaktı. Şimdi e, Ali Bey çıktı dedi ki... En son... E, Divan kurulu toplantısında... Üç ya da 4 transfer yapacağız dedi. Bunun bir tanesini yaptılar. E, Güney Koreli oyuncuyla beraber. Manji kim miydi? Kim? kim? Evet. Evet. E, o yapmadan önce şunu dedim burada da dedim. Yani o 3-4 transfere ayırdığım bir bütçe varsa bunu topla git bir tane santrafa al. İyi bir santrafa al. Bon servis ver gerekirse. Yani onun e, şartlarını zorla. Yani Fenerbahçe bir sol taraf gelse iyi olur mu? Elbette iyi olur. Ama 4-1-4-1'de ya da 4-2-3-1'de bunları oynarken şu anki kadro içinde bir sol tarafa ihtiyacın yok. Orada Pelkas var, Mert Hakan var, İrfan Can var. Oynatabileceğin oyuncum var. Ya da sağ tarafa ihtiyacın yok. Mesut var. İrfan oynatabiliyorsun. O oynayabiliyor. Ferdi oynayabiliyor. Ama bir santrafora hep ihtiyacım var. Evet. Yani Kolkır'la beraber dörtlü sistem oynayabilirdin. Yani yeni transfer iyi iyisi her zaman vardır. Ben bu oyuncunun yanında demem. Ama e, en azından o transfere ihtiyacın olmayabilirdi. Geri yani, ya, Coker, da ya, ya, da Kolkır, Zalai ve Kim orada? olarak böyle bir üçlü kurabilirdi. Yapabilirdi. Belki de. Evet. Kolkır'ı yani, hiç düşünmüyor. Değil mi? Yani bu bu noktada e, problemler yaşayacaktır. Ama e, bu inatçılık yani ben üçte oynarım kardeşim e, diyorsan bu yanlıştır. Kadro neyi becerebiliyorsa onu Hat, hatırla şeyi e, Galatasaray'a bir Prandelli'ydi galiba. Evet. İtalya önce geldi. Bir Avrupa maçı üçte oynadı. İlk yarı bu Levent abi hep anlatır onu. Ya 2 -0 ya 3-0. Brandelli dönemi mi? Prandelli. Arsenal deplasmanı. Aynen. Selçuk'un kadro dışı kaldığı maç. Aynen. Selçuk, çıkaldı, Aynen. Selçuk e, ya da o takım diyor ki biz bunu beceremiyoruz. Dörtlüğe döndü. Kafı kafaya oynadı. Ondan sonra dörtlü devam etti. Evet. Yani e, zaman bir de Fenerbahçe için e, hakikaten bu sene e, bıçağın kemiği deldiği sene. Yani başarılı olmak dur durumundasın. Öbür taraftan rakiplerin sıkıntılar yok Trabzon ciddi transferler yaptı. Muhtemelen Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında geçecek yarışta. Ee, eğer Beşiktaş bir santrofor alamazsa. Beşiktaş'ın da e, problemleri var sağ içinde. Onların da şiddetli santrofor ihtiyacı var. Muhtemelen Fenerbahçe ile e, Trabzonspor arasında geçecek. Dolayısıyla her puan önemli. Her e, galibiyet e, e, önemli. Gülcan abi bir, geçtiğimiz sezon... Mesela sefer... şey diyorlar, çok özür dilerim. E, kardeşim bu senedir kaç senedir takım dörtlü oynuyor, şampiyon olmuyor. Bırak üçlü oynasın. Böyle bir... Garip bakış açısı var. Şey yapmak istemedim. Öyle, ol, öyle olmaz. Bakın üçlü sistemde ee, iyi kanatlarınız olacak. Dörtlü de, kanadı iki kişiyle savunursunuz. Üçlü de bir de savunursunuz. O, eğer o bir kişinin arkasına sızarsa senin rakibin, bunun e, çalışmasını yaparsa gelir cezalandı. Ki Fenerbahçe'nin verdiği pozisyonların hemen hepsi oradan. Ya defans arkasına atılan top ya da rakibin kanatlardan. Yani e, Zeki Adaş'ın Giresun Spor maçında dört kere geldi. Zeki Yavru. Yani Zeki Yavru'nun e, deldiği, Zeki Yavru'nun e, pozisyon yarattığı bir Fenerbahçe sol kanalından e, bahsediyoruz. Oradan pay biçin yani.